Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yine kaotik bir gündü. Tartışmaların yine alevli olduğu bir gündü. 28 Kasım 2023 itibariyle bizde hem borsa hem de altın tarafını ve kur tarafıyla alakalı da yine beklentilerimizi tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı dile getireceğiz. Ve piyasalarda çok ciddi anlamda bir hareketlilik bekleniyor. Bir yılbaşı rallisi bekleniyor. Buna Borsa İstanbul'da dahil, Avrupa borsalarda, dünya borsalarda dahil. Takibimizi yapacağız. Enflasyonumuz %61,5 resmi rakam. Mevduat faizimiz %46, %47'lere dayandı. Halen negatif getiri devam ediyor. O yüzden bakıldığında bu noktayı bir alternatif bir getiri tarafı olarak ben görmüyorum. Yani faiz tarafını. Ve tabii torba yasa tartışması var. Kıymetli dostlarım, yabancı hisse senetlerine özellikle bu noktadaki vergilendirme sisteminde %40 mevzuları tartışılabilir ki bu zaten olacak gibi duruyor. Ancak yerli hisse senedi piyasasına baktığımızda ve buradaki vergilendirme sistemine baktığımızda şu an bir vergilendirme yok. %15 zaten bugün biz devreye bunu koyuyoruz deseler bu yetki var. Bu şu anda %40'a da uzatılmış durumda. Ama buradaki amaç Türk lirasındaki güven tesisi için yabancı varlık cinsinden yatırımların engellenmek istediği. Ama bu bazı kesimler tarafından topluma, yatırımcılara, küçük ve orta ölçekteki özellikle panik yatırımcıya yanlış lanse edildiğini ben düşünüyorum. Benim fikrim ve görüşüm bu. Çünkü TL'yi destekleyen bu denli beklenti üzerinde gelen adımlar ve diğer taraftan ek miktarsal sıkılaştırma adımları Borsa İstanbul'u etkilemiyor. Sebebi de şu, etkilemeyecek de zaten. Benim görüşüm bu. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Çünkü piyasa dostu adımlar atılıyor. Çünkü halen negatif faize devam edildiği için beklentinin üzerindeki faiz artışı Borsa İstanbul'u etkilemiyor. Ha, bankalarda hareketlilik vardı dün itibariyle. Bugün o fos diye söndü. Çünkü bu böyle olacaktı. Dün de söyledim ben. Ama genel anlam itibariyle çok sürpriz bir durumumuz yok bizim. Zaten hisse bazlı örnek vererek Türk Hava Yolları Sasa üzerinde yaptığımız analizlerde de bunu gördük ve görmeye de devam edeceğiz. Ve tabii altın tartışmaları var. Altında çok tartışılacak bir durum yok. Biz ons altın için 2010 doların üzerinde bize 60-70 dolarlık bir alan açılır dedik. Kaldıraçlı piyasalarda şansını denemek isteyen varsa buyursun dedik. Ve biz de buradaki formasyonu vesaire her şeyi de anlattık. Ve gördüğünüz gibi de bu potansiyel şu anda kendini çalıştırdı. Ne dediysek o, yani sürpriz bir durum yok. Ama burada bir rally başlatabilir miyiz? Şu an için erken. Ve ben bu analizi yaparken de hiçbir zaman da tavsiye niteliği olduğunu söylemedim. Tamamen fikrimi söyledim. Değerlendiren değerlendiriyordur. Ha, ben dedim diye siz değerlendirin ya da ben dedim diye pozisyonu kapatın diye söylemiyorum. Bu da yanlış anlaşılmasın. Nasıl bir kanalı, nasıl bir analisti takip ediyoruz? Bunun kararını verin ve kanalımızı destekleyin ki bir şeylerden faydalanabilin eğitim amaçlı kıymetli dostlarım. Abartılacak bir durum içerisinde değiliz. Burada bir sıkışma vardı. Bu beklediğimiz bir hareketti. Bununla birlikte de gram altında pozitif etkileniyor. Zaten kur da destekçisi ufak ufak ama yeterli mi? Değil. Ama bizim yine en önemli göstergemiz neydi? 2070 direnci. Bu hat aşılmadığı sürece altındaki kar realizesi mevzusu dikkatlice takip edilecek. Şu an için iyi gidiyor. Evet, 2000'in üzerine çok iyi yerleşti, iyi atak yaptı. Bizim bölgenin altında şöyle saatlik bazlardaki hareketi yakalamamıza izin verdi. Bakın bunları söyledim, anlattım. Hafta sonunda yaptığımız analizlerde de anlattık. Hafta başı da alım fırsatı da verdi. Ha, bu demek değildir ki bir uçuş başlangıcı mı? Şu an için değil. 2070 aşılsın. Üzerinde cuma kapanışı yani haftalık kapanışı gördüğümüz takdirde bakacağız, değerlendireceğiz. Siz de buradasınız, biz de buradayız zaten. Kimsenin kaçtığı vesaire yok ki. Eğitim amaçlı zaten bu analizleri yapıyoruz. Bir sözleşmemiz yok. Bir tavsiye nitelidir diye bir sözcüğümüz, kelimemiz, açıklamamızda, söylemlerimiz de yok. Gram tarafı için hep dedik, demeye de devam edeceğiz. Burada ait olduğumuz bir trend kanalı var. Buna şu anda riayet ediyoruz. Sürpriz bir durum yok. Ve buradaki işte vergilendirme sistemi devreye girer ise altına yoğun bir talep oluşur ve biz de altını alırız diyenler var. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani bize yedirmezler. O yüzden Allah korusun söylediğim gibi TL varlıklara yani %40 gibi bir vergilendirme sistemi zaten getirirlerse piyasadaki hem döviz kurunun makası hem de işte gram altındır, gümüşündür vesaire bunlarındır, emtialarında
makasları yani hiç göremeyeceğiniz bir şekilde açılır. Yani bir anlamı kalmaz. Sizin aldığınızın ya da almak istediğinizin anlamı kalmaz. Ama ben şu anda bu makastan negatif etkilenmeyeyim, bugünden alayım diyen bir kesim var mı? İlla ki vardır. Çünkü bizim milletimiz panik. Bizim milletimiz saftır. Çok özür diliyorum. Sizi kırmak adına, incitmek adına söylemiyorum. Çünkü dost acı söyler. Böyle gaza gelerek işlemlere girişilmemeli. Ha, altın gider mi gram bazında? Gidecek zaten. Bunu durdurma gibi bir eğilimi yok. Şu anda 2300-2500 aralığına yerleşmek istiyor gram altın. Ve 2024 itibariyle de çok rahat yerleşeceğini düşünüyorum. Ama 2000 işte 400-2500'lerin üzerinde çok önemli hareketler beklemeyelim. Bu da 2024 yılı içerisinde olacak. Ta ki ons altın tarafından bize bir 2070 üzerinde destek gelene kadar. Kur tarafı için yıl sonu itibariyle 30 rakamını hep değerlendirdik. Burası bizim için önemli. Hatta 30,50 kuruş duruyor. Biz 30-30,5 aralığı diyelim buna. Zaten bu ayda bitti gördüğünüz gibi. 29 seviyesine çok yaklaştık. 1 liralık bir bantımız kaldı. Bir aydır zaten burası çalışacak gördüğümüz kadarıyla. Sürpriz bir durum var mı? Yok. Anlattıklarımızın haricinde bizleri negatif ters köşe yapacak olan bir beklentimiz gerçekleşti mi? Hayır, çok şükür. Çünkü kurmuş olduğumuz strateji yani izlediğimiz strateji bizi çok doğru yönlendiriyor ve piyasayı ne kadar doğru takip ettiğimizin de en büyük göstergesi bu. Dönüp dolaşıp tekrardan borsaya geliyoruz. Evet. Riskli mi? Riskli. Herkesin burada yatırım yapabileceği bir ortam var mı? Tabii ki yok. Ama bakıldığında ne kadar güvenilir güvenilmez burası kişiye göre değişir, tartışılır. Ama benim gördüğüm kadarıyla özellikle bu son torba yasadaki bu çok tartışılan vergi mevzusu, %40'lık mevzu söz konusu. Burada arkadaşlar bizim takip edeceğimiz bu son bir aydaki inanılmaz derecede önemli hareketlilik olacak. Ve öncü göstergelerimizdeki dolar bazlı grafiği de ben takip etme taraftarıyım. İlk etabı bitirdik. Baskılı hareketler devam ediyor. Dün itibariyle bankalar önderdi. Bugün yine keza son saatlerde o tarafların negatif hareketi endeksin geneline sirayet etmeye çalışsa da işte gördünüz SAS örneğini verdik gider dedik. 60 liraya kadar gözümüzü kapatmak lazım dedim. Ve 50-55 liralardan 40 liralara geri çekilmeden 40-42 aralığı alım yönlü işlem için bizim eğitim amaçlı sadece takip ettiğimiz bir görüntü dedik buraya. Ve şu anda burası çalışıyor. Ama benim bu yaptığım analizlerden bir kesim rahatsızlık duyuyor. Duymanıza gerek yok. 60 lira bandı aşıldığında kabaca bölgenin üzerine yerleşildiğinde burada da çok güvenli adımlar göreceğimizi düşünüyorum. Türk Hava Yolları mesela tatmin etmez dedik. Şimdi ikili tepeyi yaptı burada. Bunu söylememizdeki sebep arkadaşlar tabii ki aşırı kar bırakmış olmasıydı. Yani potansiyelin çok ciddi derecede artık yerini daha alt noktalara doğru, daha yavaş bir ilerlemeye doğru bırakacak olmasıydı. Çünkü mevsimsel etkisi geçti. Jeopolitik gerginlikle birlikte bölgeye dair uçuşlar kapatıldı. Yani bir sonraki çeyreklere ilişkin bilançolarda gördüğünüz gibi neleri takip ediyoruz? Geri çekilmeleri artık takip edeceğiz. Yani sırası gelen, vakti gelen, mevsimi gelen, sezonu gelen gidecek. Ha, ne kadar çok baskılanmış, ne kadar çok bu baskılanmaya rağmen hikayesi iyi kağıtlar bulur ve sabrınız yani riske atabileceğiniz bir paranız var ise ben Borsa İstanbul'da şansımı neden denemeyeceğim? Yani böyle bir iskonto varken neden ben bunu değerlendirmeyeceğim? Elin yabancısı geliyor, topluyor. Bizimki yani enteresan bir şekilde satıyor. Neymiş? %40 vergi gelecekmiş ya kardeşim. Adam neden böyle bir ortamda TL cinsi varlıklara %40 vergi getirsin? Adam diyor ki benim içerideki dövizimi artık ben dışarı kaçırmayın. Zaten ben sıkıntıdayım. Zaten döviz bulamıyorum diyor. Bunun için de gerekli sert adımları atayım ki diyor. Yani TL cinsi varlıklara talep artsın ve zaten iskontosu da var. Burada bu denge oluşturulmaya çalışıyor. Yani şu an bizim okumamız gereken zaten bu. Bunun haricinde eğer bir okuma körlüğü varsa izleyip görelim zaten. Ben işte Borsa İstanbul'da yani bugün Başkan Erdoğan dese ki %15 ben vergi koyuyorum. Şu dakika koyabilir. Çünkü elinde yetkisi var. Ama yok. Bu yetkiyle birlikte tabii %40'a şimdi bu torba yasada
Teklif var önünde ki geçecek zaten. Burada bir sürpriz olmayacak. Çünkü çoğunluk mecliste onlar da ittifaka bakıldığında. Bugün işte torba yasadan sonra, bu kararnameden sonra vesaire, resmi gazeteden sonra %40'ı borsaya mı getirecekler? İmkanı yok. Yani ben böyle bir beklentiyi zaten şu an için ne size analiz edebilirim, ne de bir böyle beklentim olduğunu asla ve asla tartışamam. Çünkü bu çok zor. Yani bakıldığında ve hep söylüyoruz, bakın, atılan sıkılaşma adımları ve beklentinin üzerinde gelen faiz artırımları neydi? Ne içindi? Piyasada risk teşkil eden, sterilize edilmesi gereken bir para vardı, değil mi? Şimdi bu para sterilize ediliyor ve çok da hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu aslında iyi bir şey ama bunu zaman içinde faydalarını göreceğiz. Ancak söylediğim gibi piyasa bir durgunluğa net bir şekilde girecek. Şu an önümüzde 31 Mart belediye seçimleri var. Bununla birlikte piyasa biraz daha canlı tutulmak isteniyor. Söylemiştik. Kamu bankaları önderliğinde piyasada kredi muslukları biraz açılabilir dedik. Bugün görüyorsunuz özel bankaları. %3,5, %4 aralığında size yüklü miktarlar, krediler sunabiliyorlar. İşte 1 milyon, 1,5 milyon ama 12 ay vadede. Bu böyledir. Zaten seçim sonrası bu musluk yine tamamen kesilecek. O yüzden sazan gibi her gördüğünüze atlamaz iseniz ya da her duyduğunuz habere, her duyduğunuz analize tapmaz iseniz bir problem olacağını ben düşünmüyorum ve bu süreci de yine beraber izleyip, beraber değerlendirip, beraber takip edeceğiz. Her zaman olduğu gibi. Kaç yıldır bu kanaldayız? Hemen hemen her gün bir ya da iki video çekiyoruz ve paylaşıyoruz ama maalesef bizim yatırımcımız, bizim vatandaşımız, bizim kendi Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcımız şu panik havasından bir geçemiyor. Adam aldı kağıdı, evet. Ya bir duramıyor. Yani bir hafta, 10 gün, 2 hafta içinde adam zannediyor ki parayı vurup çıkacak. Saatlerce her gün ekrana bakıyor. Telefonundan bakıyor, tabletinden bakıyor. Yani artık ne buldu elektronik cihaz? Paso bakıyor. İşine odaklanmıyor, gücüne odaklanmıyor, hayata odaklanmıyor, ailesine odaklanmıyor. Ve maalesef böyle bir dönemin içerisindeyiz. Arkadaşlar sakin olun, soğukkanlı olun. Alıyorsanız bekleyin. Yatırımınıza güveniyorsanız bekleyin. Seçimlerinizi ona göre yapın. Hiçbir zaman da paranızın tamamını tek bir hisseye basmayın ya da dövize basmayın ya da altına tek bir partide basmayın. Her zaman nakit bulundurmayı kendinize prensip edin. Eğer gelecek paranız yoksa devamında ihtiyacınız olmayan, %100 girmeyin. Her ay düzenli işte 100 bin, 200 bin, 500 bin, 1 milyon, 3 milyon gelen düzenli bir paranız vardır. İşte bu ay ben elimdekini tamamına %100 döviz aldım. Öbür ay altın aldım %100'üne diyebilirsin. Bunda sıkıntı yok ama paranın devamı geliyor. Yani musluk akıyor bir yandan, damlıyor. Problem yok. Öteki türlü problem. Umarım bunları kendinize not alabiliyorsunuzdur ve ders çıkarabiliyorsunuzdur bugünlerden. Sadece bence sakin bir şekilde bekleyeceğiz ve göreceğiz. Altında zaten yön yukarı, bunu biliyoruz. Kurda da yukarı ama tatmin edici, enflasyona karşı bizi koruyucu bir görüntüsü yok. Henüz bu oluşmadı. Oluştuğu takdirde zaten analizimizi de yaparız. Ki oluşacağı seviyeleri de söyledik. Yani bizi destekleyecek seviyeleri de söyledik. Şu an için halen borsadaki alternatif arkadaşlar ön planda ve yılbaşı rallisini takip edeceğiz. Hep birlikte hepinize iyi seyirler diliyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.